Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz renkli bir konuk, Abu Martinez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle ben Abu Martinez. 16 yıldır genel sanat yönetmenliği yapıyorum. Aynı zamanda oyunculuk. Bu imkanı öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Size, sete ve buraya gelmem de vesile olan İpek Hanım'a, İpek Aydoğdu Hanım'a, kendisi çok değerli bir insandır benim için. Evet. Sizden iyi olmasın. Gerekse kamera arkası arkadaşlarımız. Büyük emekler var burada. Gördüğüm kadarıyla güzel bir setimiz. 16 yıldır dediğim gibi bu sektördeyim. Gerekse tiyatro, gerekse işte dizi, film çekimlerinde genel sanat yönetmeni olarak görev yaptım. Oyunculuk hakeza devam ediyor hali hazırda. Projelere bu şekilde devam ediyoruz. Güzel. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Önünüzde böyle güzel bir saat görüyorum. O nedir? Evet. Bu saat beklediğim bir soru aslında. Evet. Merak da uyandıracağını düşündüğüm için. Bu saat benim 16 yıldır bu sektörde olmamı sağlayan ve benim gerçekten bu zamanda 3.30'da sanatı sevmemi sağlayan bir saattir bu kendisi. Her zaman yanımda gezdiririm. Uğurlu bir saatimdir. Hiç zaman beni yalnız bırakmamıştır kendisi. Çünkü insanların hayatta baktığı bir tek nokta vardır. Uğurlu gelebildiğini düşündüğü şeyleri genelde yanında taşırlar yani. Doğru. Dolayısıyla ben de bunu bu şekilde yanımdan hiç ayırmadım. Yani yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, çekimlerde olsun, setlerde olsun. Uğurunuz. Tabii ki, tabii ki. Çok severim kendisi. Benim büyük yol arkadaşımdır. Aa, ne güzel. O gece 3.30 muydu? Sabah mıydı? Gündüz. Gündüz 3.30. Evet, yani neredeydi sonra bu? Benim şöyle bir eski bir garajım vardı. Tabii biraz daha hani izleyicilerimiz de anlasınlar. Böyle arabaları park ettiğimiz eski garaj. Dolayısıyla orada saatimi gördüm. Kenarda duruyordu. Şöyle bir baktım, böyle bir düşündüm. Ya bunu nasıl yaptı bu adamlar diye düşündüm. Hani deseni, duruşu falan böyle bir şey geldi bana. İlham geldi, böyle bir heyecan geldi. Dedim tamam. Ben de böyle bir şeye benzer bir şeyler yapabilir miyim acaba ya? Neyim eksik? Ondan sonra ahşaptan oymalar. Ondan sonra akabinde metalden oymalar. Daha sonrasında bunu sizin gibi değerli hocalarımız olsun kendisiyle paylaşarak yavaş yavaş sahnelere, klip çekimlerine, dizi çekimlerine, tiyatro sahnelerine kendimizi 16 yıldır pekiştirdiğimiz bu duyguyu insanlara aktarmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Ne güzel, çok tebrikler. Gerçekten güzel bir ilham kaynağı. Evet, bayağı beni... Ne kadar hoş, önemli bir yeri var. Evet, tabii ki çok önemli bir yeri var. Yani benimle acıyı, kederi, mutluluğu tek paylaşan bir cisim olarak söyle hitap edeyim. Yoldaş. Tabii. Bir isim de verseydiniz ya. Düşündüm. Bence. Ama ya duyguların ismi olmaz ki ya. Yani bir isim olabilir. Ama belki duyguların ismi olmaz değil mi? Yani dolayısıyla. Ama olsun. Bir isim. Sevgi olsun bari. Bu mu? Evet. Sizce ne olabilir? Sevgi. Sevgi mi? Bu bize sevgiyi mi anımsatıyor? Yani sizde bir sevgi uyandırmış. Mutluluk diyelim ya. Mutluluk, mutluluk olsun. Olur. Ama şimdi şöyle konuğum ya değerli izleyiciler. Şimdi kırmayalım. Tamam sevgi olsun. Sevgi olsun. Tamam, bundan sonra sevgi. Senin adın Sevgi. Ay çok hoş gerçekten. Peki neler yapıyorsunuz biraz projelerinizden? Şimdi şöyle tabii ki güzel projelerimiz var. Hali hazırda devam ediyor. Hatta dün akşam bir setteydik. Hayırlı olsun. Onun şeyiyle geldik buraya hani. Sizin o heyecanıyla biliyorsunuz ilk 30 saniye bir heyecan olur insan. Ne kadar doğru, profesyonel olursan evet, ol bu işte. Dolayısıyla hali hazırda bir projemiz var. Yeni bir projemiz. Dünyada bir ilk projemiz ve bunu da buradan açıklıyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sinema salonlarında genelde insanlarımızın direkt birebir göz temasında olabileceği bir proje. Çok önemli bir proje. Bunu tabii ki ileriki zamanlarda seyircilerimizle paylaşacağız ki zaten duyacaklardır muhakkak. Yani dünyada bir ilk dememin sebebi şu. Bayağı gerçekten çok kafa yorulmuş. 4-5 arkadaşımızla beraber senaryo üzerinde olsun, işte setin kurulumu üzerinde olsun, sanat üzerinde olsun. 2 aylık bir düşünce sonrası bir projeyi çıkardık ortaya. 25 Ekim'de
çalışmalara başlıyoruz. Çekimlere başlıyoruz. İnşallah bittikten sonra hep beraber izleyeceğiz. İnşallah. Bakalım gerçekten dünyada bir ilk mi? Merak uyandırıyor. Bakacağız. Bakalım, yani göreceğiz. Çok fazla da detay veremiyorum. Tabii. Yüzden... Spoiler olmasın değil mi? Tabii tabii. Ona dikkat çok ediyoruz. Çok güzel fikirler özellikle. Çalınmasın yani. Yani önemli. Önemli ama çok başarılı bir senaryo. Hı-hı. Çok güzel. İzleyicimizin, halkın izleyebileceği bir senaryo. Yani evet bir Hollywood kafası değil ama bizim kendi milletimize, Türk milletine içini, duygusunu bildiğimiz için, bizim neleri sevebileceğimizi bildiğimiz için ona istinaden bir film ve başka bir şey karışımı oldu bu. Daha girmiyorum. Güzel bir proje. İzleyiciler, halka hitap eden bir proje. Çok büyük bir kitle sağlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah. En kısa İnşallah. Zamanda hayata geçirilsin. İzleyiciyle buluşsun. İnşallah. Tabii rekorları... ki. Yani güzel olan her şey için tabii en başta duygular malumunuz. Duyguları önemli olan insanlara aktarabilmek, doğru aktarabilmektir. Zaten bunu sanatın anlamı bu zaten. Tabii ki. Amacı. Yani sanat, yani şu şekilde benim ifade ediliş biçimi. Bravo. Ben kalkıp da bir yönetmenin, bir yapımcının, bir senaristin eğer aklını, düşüncesini okuyamıyorsam zaten sanat yapamıyorumdur kendimce. Doğru. Çünkü neden? Mesaj o, nedir değil mi? Bravo. Tabii ki. Tabii ki. Ve bunu siz görsel olarak yansıtmak zorundasınız. Hı-hı. Bunu okuyarak mı yapacağınızı zannediyorsunuz? Tabii görsel çok şey, etkileyici. Yani hedef kitlesi nedir? Ne tarz bir tanıtım olacak? Nasıl bir grafik olacak? Bravo. Hepsi çok önemli. Şunu da söylemek istiyorum. Hani bizim sanat camiasında aslında birçok nasıl söylesem yapımcının işte veya senaristlerin veya yönetmenlerin düştüğü hatadan bahsetmek Hı-hı. istiyorum aslında. Buyurun. Tabii. Şimdi senaryoyu bizim duyguları aktarabilmemizde en büyük etkenlerden bir tanesi şu. O üç kafadarın kafasına girmek, duygularını okuyabilmek, hislerini anlayabilmek ve bunu izleyiciye aktarmak tabii ki zor. Ama yapımcılardan bilhassa özellikle rica ediyorum. Bizim yapımcıların meşhur bir lafı vardır. Bütçemiz kısıtlı. Tabii, hep öyle. İşte biz Türk milleti olarak hep bu yüzden geri kaldık aslında. Maalesef. Bir Hollywood filmine baktınız mı? Müthiş, tabii ki. Müthiş. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hareket şu. Vay be. Tabii, hayranlıkla. Abi adamlar yapmış ya. Evet. Peki biz neden yapamıyoruz? Neden biliyor musunuz mu? İşte bu yüzden. Hı-hı. İmkanımız kısıtlı hocam. Evet, öyle başlıyor. Meşhur. Öyle başlarsanız zaten tabii ki. Devamı öyle. Sen şimdi imkanımız Hı-hı. kısıtlı dediğin zaman hocam, ben şunu anlarım. Her şeyden kısılacaksınız tabii ki. O zaman. Ben bunun daha kalitesini yapabilirim aslında ama Hı-hı. yani bütçe elim yok. Tabii ki bütçe yok ortada. Elimdeki işi de kaçırmak istemiyorum. Hı-hı. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ben de diyorum ki ha öyle mi? Tamam ben de bütçe kadar iş yaparım diyorum. Tabii. İşte bu bizim hem sanatımızı etkiliyor, hem izleyiciyi etkiliyor, hem de dünya çapında bir yer edinmemizi etkiliyor. Kesinlikle. Yani bu beni çok büyük rahatsız ediyor. İmajı var çünkü değil mi? Tabii. O imajı geliştirmemiz lazım. İşte yani bu beni bayağı bir rahatsız ediyor. İşte hani dedim ya yapımcıların olmadığı yerlerde kimler yönetmen ve yapımcı oluyorlar. Kimleri işte senaryodan gelip de sonradan yapımcı olmaya karar veriyorlar. Dolayısıyla temel ana temaları belli, düşük bütçe. Maalesef. Ama şöyle, eğer biz kaliteli bir iş çıkarmak istiyorsak, bunu zaten zemini yapmış olmamız lazım. Yani tabii. burada geliyoruz, hadi yani hadi iPhone'u tutalım, tabii. tamam hani reklam girme, iPhone'u tutalım, hadi çekiyoruz, kayıt. Olmaz. Tarzında olmaz. Biz bunu bu şekilde, Türk sinemasını biz bu şekilde ileri götüremeyiz. Kesinlikle. Götüremeyiz. Hani eğer ki bu işe gönül verdiysek, tabii ki yeri gelecek biz kendimizden de fedakarlık vereceğiz. Ki zaten şöyle özetlemek istiyorum. Dün akşam itibariyle setteydim. Geldim. İpek Hanım'la görüştük. Ya hocam dedim böyle gidelim. Ya dedim ki inan ki İpek çok yorgunum. Ama dedim tabii ki izleyicilerimizin de bizim, hani bazı artık vatandaşların, insanlarımızın bazı şeyleri bilmesi gerekir. Doğru. Ya, gerçekten bilmesi gerekir. Tabii ki. Yani insanları kandırarak, İnsanları yani ne bileyim duygularıyla oynayarak hiçbir yere hiçbir insanoğlu gelememiştir. Doğru. Ya benim amacım nedir? Biz Sakarya'da
Biz bu işleri yapıyoruz. İlk ve profesyonel tiyatro ekibini kurduk Sakarya gibi bir yerde. Ne güzel. Tabii ki. Dolayısıyla şöyle Sakarya'dan biraz bahsedeyim. Tabii. İsterseniz. Harika bir yer. Harika bir yer. Görün, süper. Güzel. Tabii. Tam böyle bir sinema filmleri olsun, doğru, dizi çekimleri olsun. Endavi bir yer. Bravo. Yani şahane. Ama bir hiçbir plato yok orada. Maalesef. Olmalı. İhtiyaç. İşte nedeni benim gördüğüm, hani benim analizlerim sonucu, Argem sonucunda şu kanaate vardım. İşte oradaki insanların birbirlerine bağlantı kopukluluğu. Maalesef. Neden? Şundan dolayı. Ya diyor ki, ben diyor Sakarya'da bir sahne alacağım. Sakarya'da var mı diyor tiyatrocu veya bu sinema sektörüyle uğraşan bir insan topluluğu var mı diyor. Araştırıyor. Var ama telefonla çekilen görüntüler var. Yani karşı tarafı tatmin etmeyen bir görüntü var. Tabii. Dolayısıyla yapımcı ne diyor? Diyor ki ya olmaz diyor. Yani ben şimdi kalkacağım İstanbul'dan, Ankara'dan geleceğim, oraya seti kuracağım. Bunun nakliyesi bilmem. Bak olay yine nereye geldi? Maliyet. Bravo. Bütçe. Bravo, bütçeye geldi. İşte masraflı. Biz halbuki hazır olsa orada kolaylık. Aynen. Ama bunu gerçekten belediyelerin de bazı şeyler için bir müdahale etmesi gerekir. Bir yatırım. Tabii ki. Yani eğer hani vatandaşın aslında en büyük, hani şöyle siyasi girmek istemiyorum. Oy için bir mücadele vardı, bir rant vardır ortada. Dolayısıyla bunu alabilmenin en temel yolu nedir biliyor musunuz? Sanattır. Tiyatrodur. Tabii. Halka hizmettir bu. Sen muhakkak bir tiyatro ekibiyle anlaşırsın veya kendi tiyatro grubun vardır, şehir tiyatrosun vardır. Bunu sahnelersin, ücretsiz olarak halka ve sunarsın, halk evet, memnun kalır. Sen istediğin kadar asfalt yap, istediğin kadar şey yap ama ben bir ailemle, çocuğumla güzel vakit geçiremedikten sonra adamlar ne güzel şey yapmış ya, doğru, aferin ya, belediye çok çalışıyor. Önemli. Bak çok ince detaylar ama çok büyük işleri getiriyor arkasına. Evet. Yani belediye sanat konularına destek vermeli. Bravo. Çünkü halkın aynısı, kültür seviyesini yükseltecek bir şey bu. Evet. Bilinçlendirecek. Günümüzdeki şey, olayları biliyorsunuz. Zaten tabii, sanatsız maalesef bir insan maalesef yaşadığımız son olaylarda medyalarda da görüyoruz, takip ediyoruz, televizyonlarda yine herkese öyle. Küçük çocuklarımızın başına maalesef gelenleri. Maalesef. Bu beni çok üzüyor. Cehalet, eğitimsizlik, bu beni, geri işte, kalmışlık. İşte bu nedir? Ben kendi nazarımda ben bunu sanata bağlıyorum. Çünkü medeniyet göstergesi, bravo, sanat. Ne bravo kadar yüksekse medeniyet o kadar yüksek. Yani ben işte bunu sadece söylemek istiyorum değerli büyüklerimden, hocalarımdan. Bir de şöyle bir sitem değil aslında bu da. Bir nevi böyle bir kızgınlık diyeyim. Kızgın olduğum noktaları diyeyim. Kast ekiplerimiz, hı-hı, biliyorsunuz. Şimdi oyuncu bulmak da artık zorlaştı. Önceden, beğenmiyorlar. Tabii ki. Neden? Beklentiler yüksek. Neden biliyor musunuz? Bence onlar çok çok haklı. Sebebi şu. Karşılığında alamıyor. Bravo. Ne yapsınlar? Alamıyor. Bir de biz alttan oyuncu yetiştiremiyoruz. Evet. Yetiştiremiyoruz. Neden yetiştiremiyoruz? Şimdi isim vermek istemiyorum. Bazı kast ekipleri olur, ajansları oluyor. Arıyorlar. Merhaba, işte Ahmet Bey, sizi ağırlayalım stüdyomuzda. Tabii ki gelelim, olur, okey. Size şu filmde rol vereceğiz diyorlar. Bakın bize gelen şikayetler bu yönde. Tabii. Vereceğiz, sonuç tamam, okey ama biraz para vermeniz lazım. Ve bu, bravo. Ve bu sonradan gelen hamle olduğu için insanlarımız artık kast ajanslarına ya, güven yok. Yok, sanata güveni yitiriyoruz. Ondan sonra dolandırıcı deniliyor. Bravo, çünkü bravo. Yaşadıkları olaylardan bu sonucu çıkarıyorlar. Evet, ondan sonra ne oluyor? Hep beraber böyle televizyona bakıyoruz. Vay be, adamlar ne yapmış diyoruz ya. Evet, maalesef. Biz de yapabiliriz ama yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Birçok sebepleri var. Lazım ona. Birçok sebepleri var. Bunlar beni üzen noktalar. Çünkü yani biz ben 16 yıldır bu sektörde mücadelemi veriyorum. Evet, belki kimisine amatör, belki kimisine prof. O duygunun amatörü profu olmaz. Bu bir gerçektir. Ki bunu büyüklerimiz daha iyi bilirler. Hocalarımız daha iyi bilirler. Tek istediğim şu büyüklerimizden. Bu tür eğer bir organizasyon yapılıyorsa, bir ajansımız var ise, lütfen bunu işte bir hayali olan, oyuncu olmak isteyen veya bir
sanat yönetmeni olmak isteyen, görüntü yönetmeni olmak isteyen, kameraman olmak isteyen arkadaşlarımıza İmkan biraz daha tanıyın, tabii ki yani, soğutmayalım tabii. insanları. Tabii ve emeklerinin de karşılığını verin yani. Bravo, soğutmayalım. Yani tabii. hiçbir şey yapamıyorsak. Üstünlük oluyor. Yani ben eğer bu ajansı kurduysam, ben sağdan sola evet bir giderimiz var, doğrudur. Ama bunun için oyuncuları projelere verdikten sonra senin zaten yapımcıyla alacağın paradan zaten çıkartıyorsun bunu. Sen gelen misafirden bunu alma. Çok önemli, tabii. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ha, yani bu benim nazarımda bu şekilde. Ama nedir? Tabii ki bir ekip var, bir kamera arkası var. Yani İpek Hanım da hatta orada. Dolayısıyla böyle bir olay var. Biz insanları küstürmeden böyle biraz daha ne bileyim elimizden gelen imkanlar doğrultusunda altyapımızı hazırlaya gelelim diye düşünüyorum. Çok önemli. Martinez Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Özür dilerim. Tabii. Bey, ben biz bey değiliz. Tamam. Biz çok sanatçılar biraz daha gerçekçi, rahat ve izleyicilerimizden de kusura bakmayın hani bir yanlışımız olduysa affola. Biz biraz rahatız. Dolayısıyla tabii, bizim işimizi diyorum. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok bu güzel bir sohbetti. Sizle güzel bir heyecan yaşadık. Sanatımızı konuşuyoruz. Daha konuşacak çok şey var aslında. Yaşasın sanat diyelim. Yaşasın sanat diyoruz ve sözleri size bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için. Bizi şereflendirdiniz. Daha nice başarılar ve projeler diliyoruz. İnşallah, inşallah. Ben teşekkür ederim burada emeği geçen herkese. Tabii ki burada son bir dipnot söylemek istiyorum. Sanatımızı her zaman destekleyen bir birey olursak, bu sefer yurt dışındakileri izlemek yerine onların bizi izlemesini sağlayabiliriz. O yüzden her zaman sanata destekliyoruz. Evet. Teşekkürlerimi sunarım. Şahane bir mesajdı efendim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Abu Martinez idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.